öncelikle içinde bulunduğumuz ülkeyi çok iyi tanımamız lazım. Burası bir önceki dönem başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun tabiriyle VASP, Türkçesiyle WASP, White American, White Anglo-Saxon Protestan bir ülke. Şimdi Anglo-Saxon kültürünü, Anglo-Saxon ticaret yapma kültürünü iyi bilirsek bu ülkede tutunabiliriz. Bilmezsek burada tutunamayız. Peki nedir bu? Şimdi bizler markalaşmaya, kurumsallaşmaya çok fazla anlam ve önem yüklemeyen, günü kurtarma telaşında olan, para kazanalım, kazandığımız parayla daha iyi bir arabaya binelim, daha iyi bir evde oturalım, çocuklarımızı daha iyi bir okulda okutalım. Yani şirketin kendi özüne bir yatırım yapmaktan ziyade kendimize yatırım yapmayı böyle benimsemiş bir toplumuz. Yani genel olarak ticaret yapan toplumumuzun yapısı bizde bu. Anglo-Sakson kültürü ne diyor bize? Ne yapıyorsan yap, kendine ait bir renkle, bir ruhla, bir markayla yap ve bunu tanıt. Bunu yapmak için biraz masraf etmeniz gerekiyor ama bunu yapacak bir eğitimsel, hani eğitimselden kastım üniversite ya da yüksek lisans ya da doktor anlamında bunu söylemiyorum. Ticari eğitimden bahsediyorum. Yani bir altyapı olması gerekiyor. İnsanın bazı hayallerinin ve ideallerinin olması gerekiyor. Bu ülke zaten hayallerinizi ve ideallerinizi çok hızlı bir şekilde size gerçekleştirme imkanı tanıyan bir ülke ama oyunu kurallarına göre oynayacaksınız. Sizden sadece bunu istiyor. Oyunun kurallarına göre oynayacaksınız. Yani piyasada tutunmak için işte bu bahsettiğim o hani ilk başta sizi tanımaları için online operasyonlarınız bitecek. Siz bir marka oluşturacaksınız. Bunu patentleyeceksiniz. Trademarkınızı en başta alacaksınız. Daha sonra Türk iş adamları burada iş yapmak istiyorlarsa, firma açacaklarsa ve ticaret yapacaklarsa mutlaka ve mutlaka Amerikalı istihdam edecekler. Dil çok önemli bir güç. Bizlerin İngilizcesi böyle çok çok yeterli bir İngilizce olmadığı için Native American dediğimiz insanlar gibi konuşamadığımız için bazen bu ülkede ikinci sınıf dil konuşan bir insan kategorisinde olabiliyorsunuz ve işte o ruh uyumunu yakalayamıyorsunuz. O ruh uyumunu yakalayamayınca da sizinle ticaret yapma imkanı varsa bile ruh uyumunu yakaladığı kendi ülkesinin insanına gidiyor. O yüzden firmalar burada mutlaka ve mutlaka Amerikalı istihdam etmek durumundalar. Mümkünse de beyaz Amerikalı istihdam edecekler. Yani çünkü bu ülkenin adı konulmamış bazı kuralları var. Onları da yaşayarak görüyorsunuz. Adı konulmamış kural şu. Bu ülkenin ana bir sahibi dediğimiz bir kesim var. Özellikle ben kendi sektörümüzden biraz hemen bir örnek vermek istiyorum. Beyaz Amerikalılar diyoruz bunlara. Bizim şirketimizin üye olduğu bir kuruluş var. Hatta bugün sizin yayınıza nasip oldu. Üyeliğimiz onaylanmış. Bizi içlerine aldılar. Yani ben bundan dolayı çok memnunum. Yani bu içlerine aldılar kelimesini de bilerek kullanıyorum. Çünkü kolay değil sizi içlerine kabul etmeleri. Yani bir takım artıları bir araya getirmeniz gerekiyor. PPAI bizim üye olduğumuz derneğin ismi Promotional Products diye geçiyor. Beyaz Amerikalılar var Mehmet Bey. Sektör tamamen onların elinde. Derneğin üyeleri, yönetim kurulu hepsi White American dediğiniz insanlar. Sektör, derneğin kontrol ettiği rakam promosyon sektöründe 20 milyar dolar. Sadece o alanın, yani o derneğin kontrol ettiği bir alan bu. 20 milyar dolar. Şimdi bunu neden söylüyorum? Orada bir fotoğraf görüyorsun. Ana sektörlerde, paranın olduğu sektörlerde birileri var. İşte orada da bu ülkenin ana unsurları var. O ülkenin ana unsurlarına gitmek için de o ülkenin ana unsuru olan birilerini istihdam edeceksiniz. Onlarla birlikte onu onlarla çalıştıracaksınız. Siz çok fazla böyle ön planda gözükmeyeceksiniz belli bir süreye kadar. O ilişkiler oturana kadar. Bunu da bir kere daha ifade edeyim. Piyasaya tutunma anlamında önemli şeyler söylediğimi düşünüyorum. Yani Anglo-Sakson kültürünü bileceğiz. Markalaşmaya, kurumsallaşmaya ciddi önem vereceğiz. Ve bu ülkenin insanlarını istihdam ederek bu ülkede bu bahsettiğim az önce de işte association'lara üye olarak onların içinde olacağız ki piyasaya tutunabilelim ve sabırlı olacağız. Amerikan ticaret eğrisi dediğim bir şey var. Dünyanın birçok noktasında eğrisi öyledir ama Çin'de biraz farklı mesela o. Çin'de şu işte şuradan başlarsınız, şöyle bir gidersiniz bir süre sonra tepeye atabilir siz için. Çünkü dünyanın üretim üssü.
KOBİ ve KOBİ düzeyindeki firmalar da hep ithalatlarını Çin'den yaptıkları için, Çin hep üretici olduğu için orada iyi bir fabrika ilişki kurduğunuzda, iyi bir üretim hattı yakaladığınızda, iyi modeller yakaladığınızda ürünlerinizle alakalı olarak bizim gibi ülkeler içinde hızlıca yükselip tepeye çıkabilirsiniz. Çünkü hani üretim maliyetleriyle mücadele etmek kolay değil Çin'in. Enerji maliyetleriyle mücadele etmek kolay değil. İşçilik maliyetleriyle mücadele etmek kolay değil. Bir de şimdi inovasyonda da ilerlediler epey. O yüzden burada şunu ifade edeceğim. Amerika'daki eğri şöyle gidiyor Mehmet Bey, sabırlı olmak lazım. Bir noktadan başlıyorsunuz. Size bir takım işçilikler yaptırıyor. Bunlar sizden götürüyor. Aşağı doğru çekiyor sizi. Sonra böyle bir o aşağı çizgide biraz böyle dayanmanız lazım. Dayanma gücünüzün olması lazım. Sonra böyle bambu ağacı gibi işte 3. 4. yılda 5. yıla geldiğinizde artık ayakta kalıyorsunuz ya, bilinen bir firma oluyorsunuz. Bu ülkede oturaklaşıyorsunuz ve bir anda tepeye çıkıyorsunuz. İşte Amerika'da tepeye çıktığınızda ise Mehmet Bey, Çin'de tepeye çıktığınız gibi değil. Yani Çin'de şöyle bir noktaya çıkarsınız ama Amerika sizi Everest'e çıkartıyor. Çünkü para burada çok fazla. Para burada basılıyor. Paranın mekanı burası. Doların yeri burası. Burada da inanılmaz para kazanma olanakları var. Ben az önce sektörümüzde bir örnek verdim size. 20 milyar dolarlık bir derneğin kontrol ettiği bir rakamdan bahsettim. Sadece oranın %0.10'luk kısmına hitap edip müşteri kitlesi oluşturduğunuzda 20 milyon dolar yıllık ciro yapıyorsunuz. Yani rakam anlaşılsın diye söylüyorum. Yani ben mesela bizim işimiz, siz de biliyorsunuz işte, kurumsal firmaların yıllık promosyon ürünlerini tedarik ediyoruz. Ama biz hani o her ürünü değil. Onun teknoloji kısmıyla biraz ilgileniyoruz. Yani işte akıllı saatlerimiz, powerbanklarımız, wireless charger'larımız, tablet bilgisayarlarımız gibi ürünler var. Sadece o alanda %0.10'luk bir kısma hitap ettiğinizde 20 milyon dolarlık bir ciroya burada ulaşabilirsiniz. Bu da bu sektörün, yani o derneğin kontrol ettiği rakam için konuşuyorum. Genel Amerika'da baktığınızda ise belki 0.3'lük, 0.5'lik bir kısımda o paradan daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Bizim burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lobi faaliyetimizin olması lazım ülkemiz için. Bir lobi faaliyetimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben işte bugünlerde takip ediyorum kendilerini. Çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. Mesela Türk, Amerikan İş Adamları Ticaret Odası Başkanı Sayın Ali Osman Kanat Bey, Akat Bey var. Ben Instagram'dan onu takip ediyorum. Kendisi, yani böyle ciddi anlamda bakıyorum neler yapıyorlar diye. Çok güzel buluyorum çalışmalarını. Neden? Bunu bilinçli olarak söylüyorum. Ya birilerinin bu ülkede ticaret yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen insanlara öncülük etmesi lazım. Deneyimlerini paylaşması lazım. Nerede battı, nerede çıktı, nerede kazandı, nerede kaybetti? Ticaret insanları çoğu zaman biraz bencil olurlar Mehmet Bey. Yani böyle hep ben kazanayım der. Yani genel olarak tüccarın, iş adamının ruhu hep böyle günümüz kapital ekonomisinde böyledir. Ama ben bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bildiklerimizi, inandıklarımızı, gördüklerimizi, tecrübelerimizi insanlarla paylaşmalıyız. Eğer bu paylaşımı yakalarsak biz burada tutunabiliriz. Bu paylaşımı yakalayamazsak firmaların burada tutunması, herkes kendi çapında bir şeyle uğraşacak. Öyle çok kolay olmuyor. Çünkü oturaklaşmış bir ekonomi. 100 yıllık, 150 yıllık firmalar var burada. Ben bir restroom kullanıyorum, lavabo kullanıyorum. Ya Elkay diye bir firma, Türkçe yazılışı Elkay. Yani işte siz buna bugün işte İlkay diye okursunuz. Firmaya girip internetten bir araştırıyorum. Ya firma 100 yıllık firma Mehmet Bey. 100 yıllık. Şimdi burada böyle firmalar var ve bunlardan yüzlerce var. Ve bunların hepsi az önce bahsettiğim gibi Anglo-Sakson kültürü markalaşmış, oturaklaşmış. O yüzden bu pazar çok büyük imkanlar barındırıyor. Çok ciddi kazanç kapıları barındırıyor. Ama insanlara önderlik edecek, rehberlik edecek kurumların oluşması lazım burada. İnsanlar buraya gelecekler ve direkt o kurumlar üzerinden ne yapabileceklerini öğrenecekler sektörel bazda. Yani bunun da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tutunabiliyorlar mı diye soruyorsunuz. Yani zaten Amerika'da kendi Amerikalıların bile kurduğu şirketlerin ilk bir sene içerisinde %30'u, ikinci sene içerisinde %60'ı her sene kurulan şirketlerin, Amerikalı şirketlerin bile batıyor. Yani o yüzden böyle bir ekonomik sistem içerisinde tutunabilmek için, adapte olabilmek için yapılması gereken çok önemli şeyler var. Bunlar sadece iş adamlarının kendi şirketleri üzerinden çok yapabileceği şeyler değil. Devletlerin desteği lazım. Yani devlet desteği çok önemli ilişkilerde. Yani Çinliler burada tutunuyorlar. Neden? Bakın Los Angeles'a gidin. 5 tane Çinli bir araya geliyor, bir ofis tutuyorlar. Bu ofisi hep beraber kullanıyorlar. Ayrı ayrı şirketleri var. Bir ürün getiriyorlar Çin'den.
İşte 3 konteyner diyelim ürün getiriyorlar. Konteyner ödemelerini birlikte yapıyorlar. Tek gümrük masrafı ödüyorlar. Tek depo kullanıyorlar. Ve oradan yayılmıyor. O kadar böyle bir birliktelikleri var. Türklerin de burası hani adı konulmamış bir imparatorluk Amerika Birleşik Devletleri. Ya bu imparatorluk içerisinde bir takım lobi faaliyetlerini çok iyi yapması, kurumları çok iyi oturması, iş adamlarının önünü açması lazım. Çin bunu yapıyor. Farklı ülkeler bunu yapıyor. Almanya buradaki yatırımcılarına bunu yapıyor. Türkiye'nin de bunu çok iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. O zaman işte biz iş adamlarımızı burada en azından 5-0 olmasa bile 1-0, 2-0 önde başlatırız hayatım.